fıkıh bilgini Ebul Hasan el-Vebaleci, ölüm döşeğinde yatmakta olan ve nefes almakta zorlanan Ebu Reyhan el-Biruni'nin ziyaretine gider. Selam verir, hürmetlerini arz edip hal ve hatırını sorar. Biruni teşekkür ederek artık ömrünün son günlerini yaşamakta olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğmekten başka yapacak bir şey kalmadığını bildirir. Fakat birden bu eski dostunu şaşkınlığa uğratarak der ki: Bir zamandır menge miras dairesinde aytilgan qanday hisob qilinishi bilan aloqador tengda vatan so'z degan edi. U qanday tengdama edi? O'zing bir ahvolda yotsang, so'ragan narsangni qaray. Sidichi bu dunyoda mana shu savolning bilib ketganim xayrlimi yoki bilmasdan rixlat qilganim? Bilgi peşinde tüketilmiş bir ömrün özeti niteliğindeki bu yanıt karşısında bir kez daha irkilen Ebul Hasan el-Vebaleci meseleyi yeniden anlatır. Biruni dikkatle onu dinler. Ardından yazmak isteyip de yazamadığı eserlerinden söz eder. Ve Allah ömür verirse bunları da tamamladıktan sonra bu dünyadan ayrılmak isterim der. Değerli izleyenler, bugün önemli bir bilim adamını, el-Biruni'yi konuşmaya devam ediyoruz. Düşünceleriyle, bilimsel yaklaşımlarıyla tarihte dönüm noktalarından birini oluşturan, 11. yüzyıla adını altın harflerle yazdıran, 11. yüzyılda kendi adını, bilim adamlarının yaklaşımıyla kendi adını verdiren, bilimsel duruşu ve zihniyetiyle dikkatleri çeken büyük İslam düşünürü ve bilgini el-Biruni hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta Biruni'yi konuşmuştuk bölüm boyunca. Bugün de hocamla bunu konuşmaya devam edeceğiz. Biruni'nin hem bilimsel kişiliğini, yaklaşımını, felsefesini, düşünce dünyasını, insanlığa ve medeniyete kazandırdıklarını uzun uzun inşallah programımızın elverdiği ölçüde konuşmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. Bugün özellikle bazı eserlerini öne çıkarmaya çalışacağız. Bazı eserlerinin muhtevası hakkında Bekir hocamla konuşacağız inşallah. Ve aynı zamanda da onun bilime yaklaşımını ve bilimsel zihniyetini anlamaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, bazen ben böyle girişte uzun tutuyorum, bazen kısa tutuyorum. Bugün biraz kısa tuttum ama abartılı olursa lütfen uyarın. Yani siz söyleyin. Azı var, çoğu yok. Çok teşekkür azı ederim. Azı var, sağ olun. Çoğu yok. Burada gerçekten de geçen bölümde birçok şeyi öğrendik Biruni ile ilgili. Onun yaşadığı çevre, coğrafya, medeniyet evreni, kültür evreni üzerine önemli hususları paylaştınız. Hayatı hakkında yine nasıl yetişti, çocukluk yıllarında neler yaşadı, birkaç hocası üzerinde durdunuz özellikle. Aynı zamanda içinde bulunduğu siyasi ortamla ilgili de önemli hususlara işaret ettiniz. Hangi ortamda yaşadığı, kimi zaman kaotik ortamlara düştüğü, böyle bir durumda bile önemli eserler vermeye devam ettiği üzerinde durdunuz. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle eserlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten pek çok eser bırakmış. Gerçi bugüne kadar gelen herhalde 30 kadar eseri var. 25-30 arası. Evet. Ama bunlar da çok önemli. Yani çok çok, çok büyük, çok hazine önemli değerinde. Gerçekten her biri. En son da Kanunül Mesudi'den bahsetmiştiniz bir miktar. İsterseniz oradan
devam edelim veya size bırakıyorum nasıl uygun görürseniz hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Bu gösterdiğimiz şeyde de gördüğümüz gibi ömrünün bütün zamanlarını ilmi araştırmaya veren ve inançlı bir mümin olan Biruni gerçekten İslam altın çağına damgasını vuran pozitif bilim alanında yazdığı 180 küsür eserle rakam dikkatinizi çekiyor olmalı. Çok önemli bence. 180 evet. küsür bilebildiğimiz eseriyle İslam medeniyetinin en büyük zirvelerinden birisini yani teşkil ediyor. Eserlerinin de birçoğu hacimli hocam. Yani birazdan da bahsedeceğimiz yani gibi özellikle. Var. Evet. Şimdi kendisine 61 yaşında iken bir tanıdığı Ebu Bekir İbn Zekeriya Errazi'nin eserlerini, gördüğü eserlerinin neden bahsettiğini sorar. Bu Fihrist-i Musannefati evet. Ebu Bekir Errazi diye yayınlanmış olan, elimizde bulunan bir kitabıdır Biruni'nin. Hı hı. Şimdi o zata der ki, sen benden Razi'nin eserlerinin listesini istiyorsun ama Razi İslam ve iman konusunda çok zayıf olan ve hatta İslam'a zaman zaman taarruz eden fikirleri bulunan birisidir. Ama ben onun ilmi çalışmalarına çok saygı duyduğum için nerede eserini bulduysam gördüm, okudum veya temin ettim diyerek başlıyor. Siz kitabınızı almışsınız zaten uzun bir bölüm. Uzun bir bölüm önemli. Kitabımda evet. ondan evet. bahsediyoruz. Çünkü bu çok önemli. Bir müellifin kendi kitaplarını bize tarif etmesi, tasnif etmesi bakımından çok önemli. Bir de hocam affedersiniz şimdi orayı geçmeyelim. Daha sonra da ben size soracağım, üzerinde durmak istiyorum, bir alıntı da yapacağım ama. Şimdi Biruni, bu sizin bahsettiğiniz Razi'nin eserlerini saymadan önce onun hakkında öyle bir düşünceye sahip olduğu halde, bilimsel anlamda ve eserleri bağlamında ona saygısını ifade ediyor. Bu onun ne kadar sağlam bir bilimsel zihniyete sahip evet, olduğunu. Objektif. 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 Zaten bütün onun hayatı ve düşüncesiyle ilgili eserlerde hep onun bu yönü vurgulanır. Gerçekten kendisinin de eserlerinde zaman zaman böyle bir düşünce ve zihniyete sahip olmayanları eleştirdiğini görüyoruz. Doğru. Hatta daha da öte bu kişilerin çok bağnaz bir şekilde bilim insanlarına saldırdıklarını, onları damgaladıklarını, dışlamaya çalıştıklarını, itham ettiklerini de söylüyor. Biruni hakikaten bu duruşuyla da önemli ama aynı zamanda da demin siz söylediniz, o da önemli, iyi ki söylediniz. Bazı filozoflara ve bilim adamlarına imana ve İslam'a aykırı bazı yaklaşımlarından dolayı da eleştiri getiriyor. Burada şunu görüyoruz, yani din ile bilimi kendi şahsında birleştiren nadir insanlardan biri. Evet. Yani bu önemli bence. Evet yani. Ve sünni bir alim. Evet. Bir de o tarafı var. Sünnet evet. akidesine de çok bağlı. Şimdi Ebu Bekir Razi gerçekten çok serbest düşünen, evet. yani peygamberlerin uydurmaları diye kitap yazacak kadar o günün şartlarında kendince serbest düşünen birisidir. Biruni der ki onun ilmine çok hayrandım ben. Bir kitaptan bahsediyordu. Eski İran şeylerinin eski İran filozoflarından birinin kitabından bahsediyordu. Bu çok önemli diyordu. Yıllar yılı bunu aradım diyor. O zamana kadar Ebu Bekir Razi'ye hayrandım diyor. O kadar övüyordu ki kitabı diyor, ben bunu mutlaka bulmam lazım dedim diyor. Sonra bir dostum bir yerde eline geçmiş bana gönderdi diyor. Yani bilimsel ilişkiler ağının da nasıl yoğun bir şekilde
İslam medeniyetinin yükseliş çağında nasıl yoğun bir şekilde işlediğini de gösteriyor. Kitabı okudum, baktım diyor. Söylediklerinin hiçbirisi beni tatmin etmediği gibi doğru da değildi diyor. Bunun için diyor, Ebu Bekir Razi'ye karşı bir şey besledim. Ama sen benden bunun eserlerini istiyorsun. Bazıları zannedecekler ki ben bu eserlerin ismini sana verirsem, kitabından bahsedecek olursam, beni de Razi'nin şeyi, takipçisi zannedecekler diyor. Ondan da uzak durmaya çalışırım diyor. Ben onun takipçisi değilim diyor. İşin ilginç tarafı, İbn Sina da Razi'ye böyle bir eleştiri şeyinde vardır. Hatta İbn Sina Biruni'yi sorular sorup da aldığı cevaplarda Biruni'yi eleştirirken der ki sen o Razi'nin peşinde koşan birisisin der ona. Bilmiyorum bu kitapları yazmadan önce mi bu mektuplaşma oldu, sonra mı, tam tarihini bilmiyoruz. Evet. Şimdi burada Razi'nin eserlerini sayarken adamcağız diyor ki, bir dostum diyor, senin eserlerinin de neler olduğunu öğrenmek istiyorum diyor. Bizi şimdi burası esas ilgilendiriyor. Evet. Razi'nin eserlerini saydıktan sonra benim eserlerim de şunlardır diyerek isim isim veriyor. Ve bu eser listesinde aşağı yukarı 60 küsür yaşına kadar yazdığı eserler var. Diyor ki bu eserlerden bir kısmı da kayboldu diyor. Benim de yanımda yok diyor. Bunların hepsinin ismini veriyor. Kısaca içeriğinden de bahsediyor. Şimdi bir müellifin kendi eserlerini böylesine detaylı olarak verdiği çok az örneklerden birisidir Biruni'ninki. Evet. Buraya baktığımız zaman eserlerini bölüm bölüm de ayırıyor. Evvela matematikle ilgili kitaplarım diyor. Yani o gün daha matematiğin çok gelişmediği bir dönemde matematikle ilgili kitaplarından bahsediyor. Başta astronomiyle ilgili kitaplarından bahsediyor. 33 kitabın yani şeye gittiği zaman, Gazne'ye gittiği zamanlarda yazmış olduğu 33 kitabın adını veriyor astronomi konusunda. Ayrıca aritmetik konusunda yazdığı kitaplardan bahsediyor. Aritmetikle ilgili. Sonra ışıklar konusuna geçiyor. Işığın nasıl meydana geldiği, nasıl nesneleri delerek geçtiği veya açtığını anlatan kitaplarından bahsediyor. Mesela ışıklar konusunda 4 kitabının adını veriyor. Gözlem aletleri ve işleyişleriyle ilgili bir kitaplar listesi var. Burada da aşağı yukarı 6 tane kitabının adını veriyor. Zaman ve vakitle ilgili, zamanın belirlenmesi, vakitlerin ayarlanmasıyla ilgili yaptığım çalışmalar diyor. Burada da 5 eserinin adını veriyor. Kendi özel şeyinde. Kuyruklu yıldızlar ve bu konuda yaptığım çalışmalar diyor. Onları ayrı bir bölüm olarak alıyor. Aşağı yukarı burada 20 küsür eserinin adını veriyor. Yıldızlarla ilgili çalışmalar yaptığını. Biruni sadece bilimsel işlerle uğraşmıyor. Aynı zamanda edebi merakı olan bir adam. Edebiyatla da ilgileniyor. Evet. Latife, hafif ve eğlence türünden esprili konularla yaptığım çalışmalar diyor. Bu çalışmalar bir nevi roman ve hikaye tarzında kitaplar ki bunlardan birisi Kıssat-ı Vamık ve Azra. Bu Osmanlı'da ve İran'da çok meşhur olan Vamık ile Azra hikayesini anlatıyor. Aynül Hayat, ölümsüzlük suyu, Ab-ı Hayat üzerinde bir kitap olduğunu söylüyor. Mihriyar ile Özmezdiyar'ın konuşmalarını anlatan bir kitap yazıyor.
Ve çok daha ilginç bir şey, hadisü sana meyil Bamiyan diyor. Bamiyan'daki iki heykelin, iki putun hikayesi diyor. Bu iki put biliyorsunuz, iki heykel nedir? Şeyin, El-Kaide'nin Afganistan'da şey verip patlatıp şeyle, dinamitle patlatıp yıktığı o iki putun, heykelin hikayesini anlatıyor. Yani bunları yıkalım demiyor. Ayrıca bunların arkasındaki manaların ne olduğunu söylüyor. Evet. Sonra Nilüfer ve Berbahkar isimli, Berbahakir isimli birisinin hikayesini. Bunu uzatmayalım. Bu tür latife, edebiyat, mitoloji manasında aşağı yukarı 13 tane kitabının adını veriyor. İnançlar konusunda yaptığım çalışmalar diyor. Bir de dinler ve inançlar konusunda yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak da 5 eserinin ismini veriyor. Onlar neler hocam? O 5 eseri oradan sayabilir miyiz? Onu daha edeceğiz. Onlardan bazılarını duracağız. Mesela Tahkik-ı Mali'l Hint. O zaten çok önemli gerçekten. O en önemlisi. Evet. Şeyde burçların, burçlardaki gölgelerin görünümüyle ilgili bir kitap, makale. Evet. Kelamın fil mestakarri vel müstevda, evet, hareket eden ve duran nesnelerle ilgili bir risale. Hintli Bastiyon'un Macihil isimli birisine verdiği cevap isimli bir risale. Duyulan ve akledilen konulardaki, konularla ilgili bir kitabın tercümesi ve Hint, yani Brahmanist kültüre dair Patanjali kitabının tercümesinden bahsediyor. Şimdi bunlardan başka nüshasını veya müsveddesini saklamadığım, kaybettiğim eserler çoktur ama bazılarını hatırlıyorum diyor. Mesela yıldızların ahkamıyla ilgili yanlış bilgiler neler var, bunu anlatıyor. Evet, evet. Ve yine orada da aşağı yukarı 104 kitabının ismini veriyor. Bundan sonra tabii çok daha önemli olan El-Kanunül Mes'udi ile El-Asarül Bakiye Anil Kurunil Haliye başta olmak üzere aşağı yukarı 11 eserinden bahsediyor. Bu arada hocası, kendisinin yetişmesinde çok etkili olan, geçen hafta sözünü ettiğimiz Harizm Şahlar ailesine mansup, evet, Ebu Nasır İbn Irak'la beraber kaleme aldığı 12 kitabın adını veriyor. Birlikte kaleme aldık diyor. Sonra yine aynı şekilde Ebu Sehil Yahya el-Mesihi, bu daha geçen hafta yine bahsettik, İbn Sina'nın hocası olan, evet, ve İbn Sina ile beraber şeyden bir yolculukta Gürgenç'ten çıkıp çölde vefat eden Hristiyan bir tabibin kitaplarından beraber yazdığımız 12 tane kitap diyor. Onunla da beraber 12 kitap yazmışlar. Daha evvel sözünü etmiştik. Şeyde, Ürgenç'te Me'muni Sarayı'nda Ali İbn Me'mun'un isteğiyle devrin en büyük alimleri oraya çağrılmış ve orada ilmi çalışmalar yapmışlardı. Bu heyetin başında da Biruni bulunuyordu. Biruni, gelenleri Biruni seçmişti. İbn Sina ile araları çok iyi olmamasına rağmen ne kadar objektif ve pozitif bir bilim adamı ki, o heyete İbn Sina'yı da davet ediyor ve beraber çalışıyorlar. Sonra Ebu'l Hasan İbn Ali el-Cili benim için ilmi konularda bir kitap, bazı kitaplar yazdı diyor. Beraberce
yazdıkları anlaşılıyor. Bunların da sayısı 38 tane. Aman ya Rabbi. 180 tane kitabının adını veriyor ki daha önemli kitaplarını aslında bundan sonra yazacaktır. Çünkü 60 yaşından sonra bu öbür kitaplar muhtemelen müstensihler tarafından oraya kaydedilmiştir. Kanun-u Mes'udi de dahil olmak üzere, Tahkik-u Mali'l Hint de dahil olmak üzere bunlar daha sonra kaleme alınmış kitaplardır. Şimdi İbn Sina ile hem yakınlar hem uzaklar. Böyle bir şeyleri var. Uzaktan mektuplaşıyorlar. Mektuplaşırken birbirlerini eleştiriyorlar. Ama ikisi de birbirinin ilmine saygı gösteriyor. Fakat Biruni daha şey, daha mütevazı ve daha aşağıdan alan birisi. İbn Sina genç yaşta çok büyük bir şöhrete ulaşmış olduğu için biraz daha yukarıdan bakıyor ve Biruni'yi çok önemsemez bir tavırla ona şey yapıyor. Üç tane bunların mektuplaşmaları var. Bir 10 soruya cevap diye bir mektuplaşmaları var. 20 sorunun cevabı diye. Biruni İbn Sina'ya Aristo felsefesi üzerine, Aristo metafiziği, Aristo bilimleri üzerine sorular soruyor. Evet. Şimdi Biruni felsefeye çok yatkın değil. Ve bir felsefeci şeyi yok. Hemen hemen hiçbir eserinde felsefeye yer vermez. Çok net, bugünkü anladığımız manada pozitif bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Ama devrin hakim fikirleriyle de yine bağlantıları vardır. Ve İbn Sina'ya felsefi sorular sorar. İbn Sina'yı da Aristo'yu da Biruni eleştirir. Biruni'nin böyle bir eleştirel gücü olması, Aristo'nun muallim-i evvel olarak İslam dünyasında en büyük filozof olarak tanındığı bir dönemde Biruni Aristo'nun hatalarını sıralar ve der ki İbn Sina'ya, sen bu adamın yanlışlarının peşinde koşuyorsun, yanlış bir yoldur der. Şimdi devrin bilimsel hayatını bilmemiz bakımından bunlar çok önemli tabiatıyla. Evet. Şimdi Biruni'nin en önemli eseri, geçen hafta başlamış olduğumuz gibi, El Kanunül Mes'udi'dir. Evet. Bu Gazneli Sultan Mahmud'un oğlu Sultan Mes'ud'a, Mes'ud'un adına yazılmış olan kitaptır. Biliyorsunuz Biruni Gazne'ye gittiği zaman Gazne'de önce sıkıntılı bir dönem yaşadı. Çünkü Gazneli Sultan Mahmud özellikle Batıniler ve Şiilerin İslam akaidine karşı olduklarını düşünerek, çünkü devir Büveyhiler devri. Büveyhiler Abbasi saltanatını hakimiyetleri altına almışlar. Abbasi sultanlarının hiç sözü geçmiyor. Onlar sadece şeklen sarayda oturuyorlar. Ama devleti Büveyhiler yönetiyor. Büveyhiler de Şiiler. Hı hı. Ama bunlar da ilim meraklısı insanlar. Evet. Yani böyle yani Adududdin şey, Adudiye hastanesini kuran şeyler de dahil olmak üzere. Evet. Ayrıca Horasan bölgesinde, Mavera-ün Nehir bölgesinde büyük de bir etkinlik alanları var. Zaten bu buradan gitme oldukları için özellikle de Horasanlı Ebu Müslüm'ün başkanlığında başlatılmış olan Emevilere karşı isyanı İran ve Mavera-ün Nehir bölgesinden giden askerler organize edip Emevilere son verdikleri için Abbasiler bu bölgelere karşı, bu bölge insanlarına karşı çok böyle sempatik, onlara ilgi gösterir ve onlara fazla yetki tanırlardı. Hmm.
Fakat bir müddet sonra Müveyhiler Bağdat'a geldiler. Bağdat'ı istila ettiler ve geçen hafta bir nebze üzerinde durduk. Bağdat Şiiliğin merkezi haline geldi. Halbuki şeyde Horasan'da, Mavera-ül-Nehir'de Şiilik bu kadar güçlü değildi. Müveyhiler zamanında güçlenmeye başladı. Şimdi işin ilginç tarafı, Batı'dan da Fatımiler şeyden başladılar, Fas'tan başladılar. Mısır'a geldiler. Mısır'da Fatimi Hanedanı'nı güçlü olarak devlet haline getirdiler. Batı'dan da Fatimiler bir Sünni dünyayı kuşatma altına aldı. Dolayısıyla Abbasi halifelerinin sözü hiç geçerli değildi. Sadece sembolik bir şey. Sembolik bir şey. Yani tabiri caizse bugünkü İngiliz kraliyet ailesi gibi ünvan dağıtıyor. Başka da bir şey yok. Evet. Onlar da hep ünvan dağıtıyorlardı Abbasi. Yani bir aslında siyasi meşruiyet bir otoritesiydi. Bir de dışa yani. Karşı evet. Bağımlılar, içte serbestler ama Müveyhiler onun içteki serbestlerini de ellerinden aldılar. Fatımiler ise dışarıdaki şeylerine de karşı çıktılar. Onlar kesinlikle Abbasilere bağlı değildiler. Evet. Evet. Şimdi Gazneli Sultan Mahmud bunları gördüğü için Türkler Müslüman olunca özellikle Hanefi ve Maturidi mezhebine mensup oldukları için buradaki bu gelişmelere çok hassas davrandı Gazneli Sultan Mahmud. Ve hafiften Müveyhilere taraftar olan yahut Şiilere taraftar olan veya aşırı İsmaili taraftarı olan, Fatımi taraftarı olanlara karşı da çok acımasız ve sert davrandı. Nitekim Biruni'nin hocası Abdüssamed'i bundan dolayı öldürdü. Şimdi Biruni Gazneli Sultan Mahmud'la Gazne'ye gittiği zaman şeyden, Ürgenç'ten, Harezm'den Gazne'ye gittiği zaman bir müddet orada Biruni gözden uzak, ilgisiz ve hatta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bulunuyordu. İşte tam orada biz onu daha sonra ele alacağız. Orada Tahdid-i Nihayatil Emakin isimli kitabını bitirmeye çalıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bir yurt dışına gitmiş, bir yerde sürgün. Bir yerde onu zorla götüren devlet adamının himayesini daha alamamış ve geçim sıkıntıları içerisinde bulunan Biruni bunu bir fırsat biliyor. Tahdid-i Nihayatil Emakin gibi kısa, öz, manifesto niteliğinde bir eseri orada kaleme alıyor. Orada enteresan bir şey de söylüyor hocam. Ben ilk bu yeni bir bilim kurdum. Yeni bir bilim kurduğunu söylüyor başında. Şimdi, bu da enteresan. Yerin ölçümüyle ilgili. Onlardan biraz sonra yani, bahsedeceğiz. Zaten evet. Tahdid-i Nihayatil Emakin dünyanın jeodezi, mekanlarının, sınırlarının evet. belirlenmesiyle alakalı. Ve orada şeyi özellikle geometriyi, mühendislik bilimini sistematik hale getiriyor. Evet. Ve bir dağın arka tarafından ön tarafının nasıl tespit edilebileceğini anlatıyor. Yani dağa çıkmadan evet. aşağıda iken nasıl tespit edileceğini formüllerini de veriyor. Burada sonra göstereceğim. Ayrıca işte o şey de önemli orada. Bence döneriz ama hocam belki karambole gitmesin diye ben gene de söylüyorum. Yani orada astrolojiye yönelttiği eleştiriler de ha, var. Şimdi yani evet. Biruni o kadar çok yönlü bir adam ki. 180 eseri olan bir adamdan bahsederken ister istemez. Evet. Şimdi Biruni astrolojiye inanmıyor. İnanmıyor. Ama bir gerçek var. Devlet adamları astrolojiye çok inanıyorlar. Gazneli Sultan Mahmud da dahil. Evet. Hangi devlet adamı olsa bir bak bakalım talihimde ne görünüyor diye soruyor. Şimdi astrologlar da onlara yollar gösteriyorlar. Ve devlet adamları da buna çok inanıyorlar. Hatta bu şeye Kopernik'e kadar
bunun böyle olduğunu rahmetli Aydın Sayılı bir makalesinde ortaya koyuyor. Diyor ki Kopernik astrolojiden para kazandı diyor. Astronomiden değil diyor. Şimdi Biruni zamanında da astroloji bir para kazanma mesleği. Çünkü yıldızlara bakarak, yıldız namelerden insanın geleceğini okuduğunuz zaman insanlar size çok itibar ediyorlar. Bugün de öyle. Hele bir de tutarsa. Bugün de hala şimdi, var yani. Bir zamanlar bu astrolojiye karşı büyük bir tepki vardı. Şu son 15-20 senede televizyonlarda her hafta astroloji kanalları konuşmaları başladı. Tüm dünyada böyle hocam. Bütün dünyada böyle. Evet. Bütün dünyada böyle. Bizde biraz daha astrolojiye çok şey yoktu. Evet. Fakat son zamanda yapılan araştırmalar gösterdi ki astrolojinin bir hizmeti oldu. O hizmet de ne? Astronominin kurulup gelişmesini sağladı. Tabii. Çünkü oradan para kazanan insanlar astrolojik çalışmalarının yanı sıra astronomik çalışmalara da zaman ayırdılar. Ve böylece astroloji astronominin gelişmesine sebep oldu. Evet. Hatta bunun için bir İngiliz'in meşhur bir kitabı vardır. Büyü, tılsım ve astrolojinin ilme hizmetleri diye kitabı var. Bayağı o zaten ondan sonra bu astroloji ile ilgili bilim adamlarının nazarında değişim oldu. Ama pozitivistler tabii buna kesinlikle yanaşmadılar. Mesela İbn Sina da astrolojiye hiç inanmaz. Yani yıldızların insanın kaderi ve hayatı üzerinde etkisi olduğuna asla inanmaz. Biruni çok net değil. İnandığı da oluyor, inanmadığı da oluyor. Çünkü astrolojiye dair aşağı yukarı 5-6 tane de kitap yazdı Biruni. Evet. Astrolojinin mahiyetine dair bir kitap verdi. Yazdı ki aslında o kitaplar Biruni astronomisinin de temel konularını içermektedir. Evet. Şimdi şey de diyor ki senin esas sorduğun yerde tahdid-i nihayat ile emakinde diyor ki öyle bir devir yaşadım ki dostlarımız bize düşman oldular. Düşmanlarımız bize zulmettiler ve artık hayatın anlamı kalmadığına inanmaya başladım ve neredeyse müneccimlerin söylediğinin haklı olduğunu düşünmeye başladım diyor. Şimdi yani astrologların söylediğinin haklı olduğunu düşünmeye başladım diyor. Buradan anlıyoruz ki astroloji ile ilgisi direkt olarak bir inanç ve bilim manasında değil, bir uygulama alanı olarak bunun devrin yaygın kültüründe yaygın kültüründe ve özellikle devlet ricalinin, zenginlerin itibar ettiği bir şey olmasından dolayı Biruni de bu noktaya ilgi göstermiş. Sonuçta bilim adamı o dönemde geçerli olan bir alanla ilgili merakları var. Bazı gerçekler var. Onu reddetmesi de mümkün değil. Evet. Yani gün değil. Hocam orada şimdi orayı gene bence sen o zaman tahditten başlayalım ya diyeceğim. Ya biraz geçmeyelim de şimdi tahdide geleceğim ben daha. Çünkü gelelim de hocam gene ama yeri gelmişken şimdi orada şey çok ilginç yani insana yaklaşımı insanın diğer varlıklardan özellikle hayvanlardan ayırdığı en önemli noktanın bilgi olduğunu, bilgi sahibi olmak olduğunu söylüyor. Evet. Ve doğru bilginin neden insan için çok önemli olduğunu anlatırken o sizin bahsettiğiniz işte bazı dostları, arkadaşlar ne yazık ki bilimsel düşünceden dolayı bilim adamlarına itham ediyorlar. Karşı çıkıyorlar, onları itham ediyorlar, onları damgalıyorlar, çirkin bir şekilde sıfatlamalarda bulunuyorlar gibi onları eleştiriyor. Evet. Ama diyor ki onlar öyle de yapsalar biz böyle düşünmeye devam edeceğiz. Bu yolda devam edeceğiz diyor. Çünkü bizi ancak bilgi aydınlatır, bilgi doğru yola çıkarır. Burada çok daha önemli bir nokta var. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? O da bu konuda Kur'an-ı Kerim'den ayetler getiriyor. Evet. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor diyor. Yani. Ve biz diyor Kur'an-ı Kerim'in hiç düşünmez misiniz? Yeryüzündeki Allah'ın ayetlerini izlemez misiniz? Ayetlerini okuduğumuz halde bundan bir anlam çıkarmıyorsak
bizim İslami yaklaşımımız ne kadar zayıf veya yetersizdir diye buna da telmih yapıyor. Evet. Şimdi demin de söylediğim gibi tahdit bir manifesto. Hakikaten İslam dünyasında din bilim bağlamında yazılmış önemli kitaplardan birisi. Ama kitabın giriş kısmı dinle ilgili. Ondan sonraki bölümler tamamen astronomiyle ilgili, tamamen pozitif bilimlerle ilgili. Dolayısıyla bu kitap dünyada tek nüshası var. Tahdid-i Hayat-ı Lemaki'nin. O da İstanbul'da. Bunu rahmetli bizim de hocamız olan Tancı bunu neşretti. Ne yazık ki bu kitap dilimize çok eskiden tarih kurumunda bir tercümesi yapılmış. O tarih kurumunda tercümeyi yapan birisi, yapılan tercümeyi birisi almış, elden geçirmiş, yayınlamış ama ne dediği anlaşılmaz bir şekilde yayınlanmış. Onun yeniden tercüme edilip yayınlanması acil bir şeydir. Biruni'nin ilim hizmetini anlatması bakımından. Yani tamamen orijinalinden hareketle çevrilmesi lazım. Evet, evet. Doğru, ben de katılıyorum hocam. O baskısında bir anlaşılmazlık var. Yani eski bir Osmanlı... Elbette bir hizmettir. Yani 50 hizmet. Sene evvel veya 70 sene evvel tarih kurumu tercüme ettirmiş. Evet. Sonra yakın zamanlarda birisi alıp onu bugünkü dile çevirmiş. Gene fakat tarih kurumu mu yayınladı acaba? Tarih kurumu yayınladı. Yine tarih o yayınladı. Evet, bende var. Doğru. Şimdi İbn-i Sina neden bahsediyor? İbn-i Sina'nın en büyük eseri neydi? El Kanunu Fit Tıp. Tıbbın kanunu. Aralarında bir ilişki ve rekabet olduğunu buradan da görüyoruz. Biruni neyi yazıyor? El Kanunül Mes'udi'yi yazıyor. Kanun. Kanun. Yani kural, tabii. Kaide, yasa. Yasa. Neyin yasası? İbn-i Sina tıbbın yasasını anlatıyordu. Biruni astronominin yasasını, gök biliminin yasasını anlatıyor. Yasası üzerinde duruyor. Şimdi Kanun-ı Mes'udi Sultan Mes'ud'a ithaf edilmiştir. Daha evvel de söyledik. Tahdid-i Nihayat-ül Emakin yazıldığı zaman Gazneli Sultan Mahmud hayatta idi. Gazneli Sultan Mahmud'la birçok kez Hindistan'a gitmiş olduğu halde, beraber katıldığı halde bu kitabı nedense ona ithaf etmemiş. Gazneli Sultan Mahmud'a hiçbir kitabını ithaf etmemiş. Gerek Sultan Mesud'a, gerek onun oğlu Sultan Mevdud'a kitaplarını ithaf etmiş. Biruni uzun ömürlü, 80 yıl yaşayan birisi. Evet, evet. Dolayısıyla ona o kitapları ithaf etmiş ama Gazneli Sultan Mahmud'a bir kızgınlığı var. Bu kızgınlığın büyük ihtimalle hocası Abdussamed'i Gazneli Sultan Mahmud'un gerekçesi yetersiz olarak idam edilmesinde diye düşünüyorum ben. Buradan olabilir. Gazneli Sultan Mahmud'un çok katı, şiddetli ve otoriter bir devlet adamı olmasından da çok hoşlanmamış olması muhtemeldir. Çünkü bilim adamı otoriter devlet adamından hoşlanmaz. Otoriter devlet adamı kendi emrinde bir bilim yapısı ister. Halbuki bilim adamı, gerçek bilim adamı tabii, buna yanaşmaz. Evet. Şimdi bunun bir tek istisnası var. Bir tek istisnası var. Alman filozofu Hitler'in zamanında Berlin Üniversitesi rektörlüğünü kabul eden, siz söyleyin ismini. O çok felsefi bakımdan çok güçlü olmasına rağmen sırf Hitler'le iyi geçindiği için bilim tarihi bakımından hep eleştirilmiştir felsefeciler. Heidegger'i mi söylüyorsunuz? Heidegger. Heidegger. Evet. Şimdi Kanun-ı Mes'udi Sultan Mesud'a övgüyle başlıyor. Evet. Zaten bu devrin adeti, birisine bir kitap yazıyorsanız ona methedeceksiniz. İki sebeple ya ondan caize alacaksınız yahut ona yaklaşacaksınız. Kitabınızın
yayılması, itibar görmesi için de bu gerekli. Şimdi Kanuni Mesudiye, Sultan Mesud'a şeyle, övgüyle bahsederken burada İslam'a, Hazreti Peygamber'e ve Ehl-i Beyt'e olan kendi saygısını da dile getiriyor. Ve Sultan Mesud'u diyor ki onun kudretli, yani onun ailesinin kudretli iktidarı sayesinde İslam doğunun her tarafına hakim oldu diyor. Yani Biruni'nin ne kadar İslam hassasiyeti olduğunu bunların hepsi birer birer göstermektedir. Aynı zamanda Kadir Şinaslık bir tespit yapıyor o dönemde. O... Bir Kadir Şinas tespit yapıyor ama burada samimi bir samimi, şekilde, elbette, samimi bir yani. Şekilde evet. bunu ifade evet. ediyor. Evet. Şimdi kısa bir girişten sonra Kanuni Mesudi'nin birinci cildi başlıyor. Bu 5 ciltten oluşan bir kitap ve aşağı yukarı 3000 sayfa, bugünkü kitap sayfasıyla 3000 sayfa. Ne yazık ki bu kitap da tercüme edilmedi. Bir astronomi ansiklopedisi değil mi hocam? Sadece astronomi değil, orada tarih var, evet. felsefe var, astroloji var, astronomi var, matematik var, geometri var. Şimdi Biruni'nin Kanun-ı Mesudi'de ele aldığı yöntem olduğu gibi çizimlere dayalı yöntem. Evet. Yani bugün nasıl biz bir bilim adamı ancak formülleri üretiyorsa, çizimler yapıyorsa, nasıl o zaman bir değer ifade ediyorsa, şey de Biruni de bütün eserlerinde çizimler yapıyor ve ölçümler veriyor. Şimdi Kanuni Mesudi aslında Biruni'nin şey eserlerinin, işte burada bu çizimleri görüyoruz bakınız, yani bu kadar tabii ben bu de geometrik var. Çizimler evet. bunların bu kadar yaygın olması yani muhteşem bir şey. Evet. Astronominin genel olarak astronomiden bahsettikten sonra enlemler bölümüne geçiyor. Gök ve yeryüzünün enlemi, sonra boylamından bahsediyor. 24, bu birinci cildin 25 baptan oluşan dördüncü bölümünde ise doğrudan astronomik gözlemlere yer veriyor. Yıldızların nasıl gözlendiğini, yıldızların nasıl göründüğünü, onların şekillerini çizerek anlatıyor. Şimdi şekil çizerek anlatma geleneği Biruni ile zirveye çıkıyor. Hmm. Burada çok hassas. Bundan sonra gözlem yapılan aletler hakkında bilgi veriyor. Yani usturlap ve bunun ölçümler, bunun yapılışından bahsediyor. Diyor ki Yahya İbn Mansur'un ve Halid el-Mervezi'nin ve Mansur İbn Talha'nın Şam'daki ölçümlerinin sonuçlarını dakika ve saniye olarak aldım, aktardım diyor. Oradaki ölçümleri alıyor ve bu ölçümleri burada kendisi şey veriyor. Diyor ki bu noktada Ebu'l-Hüseyin Es-Sufi'nin, El-Battani'nin, efendim, Ebu'l-Vefa El-Buzcani'nin, Ebu Hamid Es-Sagani'nin Bağdat'taki ölçümlerini de aldım diyor. Bu insan şeyin Harizm dışına çıkmamış bir insan. Bütün bunları nasıl alıyor, tespit ediyor ve hatta daha sonra Tahdid-i Nihayat ile Emakin'de ben bu ölçüyü böyle buldum diyor. Bağdat'ta şey diyor, Buzcani böyle buldu diyor. Ve ikimizin de bulduğu aynı olduğunu gördük, tespit ettik diyor. Daha sonra koordinatların hesaplanmasına geçiyor. Bunlar o güne göre çok yeni ve çok değişik şeyler. Şimdi 10 baptan olan 5. bölümün ilk 6 makalesinde küreler üzerinde duruyor.
enlem ve boylamların tespiti, yani jeodezi, şehirler arasındaki mesafelerin belirlenmesi, enlemi ve boylamı bilinen şehirler arasındaki mesafelerin tespiti gibi konulara yer veriyor. Yani şehirler arası mesafeyi şehirlere gitmeden enlem ve boylam üzerinden tespit ederek ölçümleri yapıyor. Evet. Ve diyor ki şu şeye göre, astronomik ölçüme göre şu derece, şu derece eğimde, şu miktar yerdedir, bizim memleketimize şu kadar uzaklıktadır diyor. Evet. Evet. Şimdi bu da o günkü zamana göre çok önemli. Sonra yer küresi, iklimler ve iklimlerde bulunan kentlerde, kentler hakkında bilgi veriyor. Şimdi bütün bunlar şey değil, Ejder Bey. Her ne kadar izleyicilerimiz için biraz yani, sıkıcı da gelse, basit değil bu yani. Biz bilimsel yönünü, yani İslam altın çağının bilimde hangi merhalede olduğunu ortaya koymak için bunu biraz detaylandırmaya çalışıyoruz. Evet. 11 baptan oluşan 7. bölümde ayın hareketleri, ay ve güneş tutulmalarının hesaplanması, ay ve güneşin yeryüzüne uzaklığının belirlenmesi konularına tahsis ediliyor. Bunları ölçümleriyle veriyor. 3 ay tutulmasını bizzat gözlediğini bildiriyor. Hicri 1393, yani 1002 senesi Rebiülahir ayının 14. cumartesi gecesi, bakınız, Cürcaniye'de gerçekleştirdiğini, birinci ölçümünün şeyinin, ay tutulmasını tespitinin birincisinin tarihini veriyor, gününü veriyor, neredeyse saatini veriyor. Evet. İkincisinin aynı yılın Şevval ayının 13. pazar gecesi. Yani bunu artık böyle miydi, doğru muydu, yanlış mıydı demeye şansınız yok. Yer veriyor. Yine Cürcaniye'de gerçekleştirdiğini söylüyor. Üçüncü ay tutulmasını da 1003 senesi Ramazan ayının 14. çarşamba gecesi Harizm Cürcaniyesi'nde, yani Gürgenç'te gerçekleştiğini bildirmekte ve bunların koordinatlarını da vermekte. O gördüğü şeylerin koordinatlarını da vermekte. Daha uzun tabii, fazlasıyla girmeyelim. 17 baptan oluşan 8. bölümde ay ve güneş tutulmalarıyla ilgili olup güneş ile ayın buluşması, bunların üzerinde duruyor. Bunların da koordinatını veriyor. 9 bab bildiğimiz gibi bizdeki alt bölüm manasındadır. Evet. 9 babtan oluşan 9. bölümde ise sabit yıldızlar ve gezegenler arasındaki farkı anlatıyor. Sabit yıldızlarla gezegenlerin nasıl birbirinden farklı olduğunu anlatıyor. Sonra buradan doğrudan doğruya ilmi nücum, yani astronomi ilmine geçiyor. 6. bapta sabit yıldızların güneşe karşı konumlarını ele alıyor. Güneş karşısında sabit yıldızların konumlarını belirtiyor. Daha sonra gezegenleri ele alıyor. 12 baptan oluşan 11. bölümde ise doğrudan doğruya astrolojiye geçiyor. Hmm. Astroloji de ihmal etmiyor. Bu bölümde Biruni astrolojik terimleri ve takvimi anlatmaktadır. Yani bunların kullandığı terimler ne, takvim nedir? Burada özellikle Hint ve Pers astrolojisiyle ilgili bilgiler vermekte. İslam dünyasında astrolojinin önemli isimlerinden sayılan ve binler kitabı, Kitabül Üluf isimli eseri yazılışı olan Ebu Maşer el-Belhi'den bilgiler aktarmaktadır. Evet. Bundan sonra kitabın sonunda Hazreti Peygamber'e övgüler yaparak Allah'ın kullarının koruyucusu Sultan Mesud'a dua etmekte ve Sultan Mesud'un Hazreti Peygamber'in ününü dünyanın her tarafına yayan mutlu bir sultan olduğunu aktarmaktadır.
Şimdi bizim bu kuş bakışı gösterdiğimiz, burada da örnekleri gördüğümüz bu ölçümlerden ibaret olan her sayfada çizelgeler var. Bu da çok önemli. Yani tarih veriyor, çizelgeyle veriyor. İran tarihini veriyor. İran, Fars tarihini veriyor. Hicri tarihi veriyor. Yunan tarihini veriyor. Yani miladi tarih ona göre. Ve bir de Yahudi tarihini veriyor. Şimdi bütün bunların hepsinin birlikte kapsanmış olması, 3000 sayfalık bu kitabın hacminin ne kadar dolgun ve dolu olduğunu göstermektedir. Biz sadece üzerinden geçmeye çalıştık. Evet. Şöyle diyebiliriz. Kanuni Mes'udi birçok fazlalıkları bulunmasına rağmen İslam dünyasında, astronomi alanında, pozitif bilimler alanında yazılmış ve günümüze ulaşmış. Çünkü günümüze ulaşmayan kitaplar da var. Biruni ve Biruni'nin dışında günümüze de ulaşmış olan en büyük ansiklopedik eser niteliğini taşımaktadır. Tıpkı El-Kanun-u Fit-Tıp en büyük tıp kitabı olduğu gibi. Burada şunu da belirtmemiz gerekir. El-Kanun-u Fit-Tıp İslam dünyasında çok büyük bir itibar gördü. Ama ondan daha fazlasını Batı dünyasında gördü ve Rönesans'ta gördü. Hmm. Batı'da Rönesans tıbbının oluşması, daha doğrusu Batı'da tıbbın, modern tıbbın oluşması kanunu, El-Kanun-u Fit-Tıp'a dayalıdır. Biruni'nin kitapları Batı dünyasına intikal etmedi. Çünkü Gazne gibi uzak bir diyarda, İslam dünyasının en doğusunda ve kendisi de buradan dışarı çıkıp Bağdat gibi, Kahire gibi, Şam gibi, Halep gibi, Mısır gibi diyarlara gidemediği için kitapları da çok uzun vadede buralara ulaşamadı. Bir işin bir başka ilginç tarafı da şu, mevcut günümüze ulaşan kitaplarının büyük bir bölümü de Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Hmm. Yani Osmanlı alimleri bunları değişik yerlerden, değişik yollardan temin edip buraya getirmişlerdir. Kanun-u Mes'udi'nin yanılmıyorsam 4 veya 5 nüshası İstanbul kütüphanelerinde evet. bulunmaktadır. Bunun dışında diğer dünya kütüphanelerinde de meşhur, yaygındır yazmaları. Şeyin Hindistan'da daha çok rağbet görmüştür. Mesela Biruni bir Türk olmasına rağmen, muhtemelen Türk diyoruz ki, Türk olması kuvvetle muhtemel. Çünkü Gaznali Sultan Mahmut'la Farsça mı konuşuyordu, Soğutça mı konuşuyordu, Türkçe mi konuşuyordu? Şu anda bilemiyoruz ama büyük bir ihtimalle Türkçe konuşuyordu. Evet. Şimdi buna rağmen Türk dünyasında, yani Batı Türk dünyasında Biruni'nin eserleri çok itibar görmezken, çok okunmazken, yani ulema tarafından özellikle Hindistan'da, Afganistan'da ve Orta Asya'da fazlasıyla okunmuş ve değerlendirilmiştir. Hmm. Şimdi Kanuni Mes'udi bir zirve kitap. Bu zirve kitabın yanında, yalnız Kanun-u Mes'udi değil, zirve olan kitabı. Biraz önce Tahdid-i Nihayat ile Emakin'den bahsettik. O zaman herhalde diğer kitaplara geçiyoruz. Aradan sonra geçelim hocam. Araya geldik. Evet, aradan sonra. Peki. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Biruni'yi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi eserlerini konuşmak üzere ben yine sözü Bekir hocama veriyorum. El-Kanun-ül Mes'udi'yi geniş bir şekilde hocam anlattı. Gerçekten şimdi şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biruni'nin her bir eseri üzerine ne kadar konuşsak az. Çok önemli tespitleri var.
teorileri var, görüşleri var. Bazen bilim ortaya koyuyor, bazen bilimsel görüşler ortaya koyuyor. Yani üzerine konuşmak da çok zevkli. Biruni'nin üzerine konuşmak, onun çalışmaları üzerine konuşmak. O yüzden ben sözü Bekir Hocama tekrar bırakıyorum. Diğer eserlerine, Kanuni Mesudi'den sonra diğer eserlerine hocam geçecek. Oradan itibaren konuşmaya devam edelim inşallah. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii Kanuni Mesudi zirve olduğunu ifade ettik ama boyut itibariyle zirve, geniş, çok sayfalı, çok ciltli, çok büyük bir eser olması hasebiyle zirve. Aslında Biruni'nin zirve birkaç farklı eseri var. Bunlardan birisi Tahdid-i Nihayatil Emakin. Evet. Bu 200 sayfa, 200-250 sayfa civarında bir kitap ama hani bütün konuları öylesine vazı, öylesine anlaşılır bir biçimde aktarmış ki insan onu okuduğu zaman Biruni'nin bu ilmi kifayetine, yeterliliğine, objektif bakış açısına hayran kalmadan edemiyor. Şimdi Biruni bu kitabı 25 yıllarında bitiriyor. Yok, 1018 yılında yazmaya başlıyor. 1025'te bitiriyor. 1025 yılında evet. Bitiriyor. Yani Gazneli Sultan Mahmud'un vefat ettiği sene eser bitmiş. Yani Kanuni Mesudi'den önce bitiriyor. 5 yıl önce bitiriyor. Kanuni Mesudi daha sonraki bir eser. Evet. Şimdi Tahdid-i Nihayatil Emakin'in esas amacı jeodezi. Evet. Yani yeryüzünün konumlarını, nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini, toprağın yapısını, efendim sınırların belirlenmesini, zamanın ayarlanmasını, efendim bir de kıblenin tespitini. Evet. Çünkü Biruni diyor ki İslam dünyası genişledi. Müslüman memleketleri büyük bir coğrafyaya sahip oldular. Bugün Müslümanların en önemli sorunlarından birisi kıblenin yönünü tespit edip 5 vakit namazın saatlerini belirlemesi birinci derecede Müslümanın görevidir diyor. Hakikaten Biruni zamanında yani bundan yaklaşık 1000 sene evvel İslam dünyasında bu muvakkitliğin, vakit ayarlama meselesinin, güneşten hareketle zamanın ayarlanması meselesinin ne kadar ehemmiyet ifade ettiğini Biruni bu eserinde anlatıyor. Şimdi diyor ki Biruni, medeniyet insan için tabii ve zorunlu bir şeydir diyor. Yani bakınız, daha 1000 sene evvel şeyden yine bir yerde atıf yapalım. Aydınlanmanın sivilizasyonu keşfetmesinden 1000 sene evvel Farabi sadece medeniyetten bahsetmiyor. Biruni de medeniyetten bahsediyor. Onun için ben 2 belgesel yaptım bildiğiniz gibi. Birisi bir medeniyet düşünürü Farabi. Diğeri de bir medeniyet bilgini Biruni. Evet. 2 de kitap yazdım daha sonra. Birisi bir medeniyet düşünürü Farabi, bir medeniyet bilgini Biruni kitapların da adı bu. Çünkü evet. Bunlar İslam medeniyetinin zirveye taşınmasını sağlayan ilk kurucu babalar, kurucu isimler. Evet. Biruni'den önce demin isimleri saydığımız Buzcani gibi efendim diğerleri çokları geçmiştir ama bunlar kapsamlı eserler vererek ve bizim önümüze her konuda bilgi sofralarını açarak sunabilmiş değiller. Onların eserleri küçük, kısa fakat yaygın. Ama Biruni'nin şeyi, özelliği, Farabi'nin de böyle, Farabi felsefede, Biruni bilim tarihinde, bilimlerde böylesine bir şey yapıyor. Diyor ki, insan için medeniyet zorunludur diyor. Zorunludur diyor. Çünkü medenileşmiş olan insanın değişik bilimlere
medenileşmiş olan insan değişik bilimlere gereksinim duyar diyor. Yani bilimlere gerek duymadan medeniyeti elde etmek mümkün değil. Yani hem medeniyeti hem toplumsal bir varlık olarak insanı bilimle, bilgiyle izah ediyor. Bilgiyle, bilginin medeniyete dönüşümünü evet, burada anlatıyor. Bu da diyor birçok ilim dallarının çıkmasına sebep olmuştur diyor. İnsan medeni bir hayat yaşamak istediği için diyor. Bunu ilginçtir. Bu teorisini Kur'an'dan bir ayete de dayandırıyor. Evet. Şimdi diyor ki mütemettin yani medenileşmiş insan Kur'an-ı Kerim'in de belirttiği gibi kendisine çok güzel gelen kantar kantar altınlara, benekli atlara, hayvanlara ve ekinlere fazlasıyla düşkün olduğundan medenileşmiş. Çünkü şehirli insanın bu gereksinimini anlatıyor. Bunları elde etmeye çalışır. Bunlardan bir kısmı veya pek çoğu başkalarının elinde bulunduklarından, onların mülkiyetinden alıp kendi mülkiyetine geçirme gereği duyar. Böylece aritmetik ve matematik adı verilen bilimlerle bunların somut olana tatbik edilmesi manasına gelen geometri bilimi ortaya çıkmıştır diyor. Matematik, aritmetik ve geometrinin ortaya çıkışını insanın dünyevi gelişmelere ihtiyaç duyması ve onu elde etmeye çalışmasına bağlıyor ki bu da medeniyeti geliştirir diyor. Çok önemli bir nokta gerçekten. Bu tespitlerin çoğu gözümüzden kaçtığı evet, için yani tabiatta meydana gelen olaylarla da medeniyetin kurulması arasında ilişki kuruyor. İlişki kuruyor. Bu çok önemli. Evet. Şimdi değişik afetlere müsait olan havayı soluyan ve değişik niteliklere bürünmek durumunda bulunan bitki ve su ile beslenen insanoğlu, gökyüzü ve yeryüzü ile bağlantılı, dışarıdan gelen ve içeriden kendisini heyecanlandıran çeşitli olayları göğüslemek durumunda bulunduğundan, ayrıca bunlardan bir kısmını çevirmesi mümkün olduğundan ve her şeyi zıttı için hazırlanmış, sıralanmış bulunduğundan tecrübeler ve kıyaslar onu tıp ilimlerin doğuşunu anlatıyor. Evet. Tıp baytarlık bilimini bulup geliştirmeye götürmüştür. Yani insanın kendi bedeniyle ilgili ve diğer canlılarla ilgili. Nihayet bunların gelişmesiyle zamanla her ne kadar mutlak bilimin karşısında o hissedilmez olsa da insanın hatta bütün canlıların yaratıldığı tabiat bilimi yani fizik ortaya çıkmıştır diyor. Bilimlerin çıkışını burada uzun uzadıya anlatıyor. Yani aslında burada daha sonra İbni Haldun'un da açıklama tarzının buna benzediğini görüyoruz hocam. İbni Haldun da bilimlerin ortaya çıkışını sosyolojik bir izaha tabi ediyor. Bu artık zaten İslam dünyasında bir kural haline gelecek. Biruni'de bu daha erken dönemde. İlk erken dönemde. Yani erken çok dönemde gerçekten olması gerçekten, evet. O çok önem ifade ediyor. Şimdi insan doğal olarak bilgiye tutkundur diyor. Bilmek ister. Bilmediği şeyleri bilmek ister. Gerekli tedbirleri almak, önüne geçebileceği olayları önleyebilmek maksadıyla gelecekte olacak şeyleri önceden bilmeyi arzu eder. Şimdi buradan da güneşin atmosfere etkilemesi nedeniyle yılın mevsimlerinde değişik hallerin ard arda gelmesi, ayın denizleri etkilemesi ve nemin oluşması, ayın belirli gün ve gecelerinde değişiklik vesile olması sonucunda gök bilimi ortaya çıkmıştır diyor. Evet. Bütün bu bilimlerin nasıl ortaya çıktığını uzun uzadıya burada anlatıyor. Bu giriş kısmında tahdid-i nihayat ile emakinin. Doğru. Evet. Bundan sonra mantık ilminin nasıl ortaya çıktığını, Aristo'nun mantığı nasıl keşfettiğini veya ortaya koyduğunu söylüyor. Sonra diyor ki bilimlerin ihtiyaçlardan doğduğunu, ihtiyaçların karşılanmasında da o bilimin büyük yararı olduğunu bildiren Biruni, Kur'an-ı Kerim'den aldığı ifadeyle hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor ve
bunun asla bir olmayacağını söyleyerek çok güzel bir örnek veriyor. Evet. Bir kentin sokak ve caddelerini bilen kişi ile bilmeyen kişinin varacağı yeri aynı rahatlık ve kolaylıkla bulamayacağını, yani caddenin nereden gidersem gideceğim yere ulaşabilirim, bunu bilmeyen insanın kolaylıkla orayı bulamayacağını, bu sebeple tarih, coğrafya ve astronomi gibi ilimlerin bu türden ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıktığını söylüyor. Bu da çok önemli. Çok önemli, evet. Çünkü Biruni bir yerde şehirlerde yetişmiş bir insan. Hep şehirli, yani Orta Asya'nın veya Harizm ve Mavera-ı-Nehir bölgesinin önemli şehirlerinde yaşamış, yetişmiş bir insan. Yani ve bir bu tabii bu çerçevede bir medeniyet görüşü ortaya koyuyor. Bir medeniyet gerçekten. Görüşü ortaya evet. koyuyor. Şimdi evet. devam ediyor. Biraz sıkıcı değilse söyleyeceğim, evet, okuyacağım. Olur mu hocam? Buyurun. Bazı kişilerin bu ilimlere gerek olmadığını, astronomi, fizik, bunlara gerek olmadığını savunduklarını bildiren Biruni bize bu konuyla ilgili bir tecrübesini aktarıyor. 1000 sene evvelden bir tecrübe bugün. Birisi beni bir edebiyat meclisine davet etmişti. Sohbet El Mesalik ve Memalik isimli eserin üzerine dönüp dolaştı. O kitapta coğrafyaya ilgili evet. bir kitap. Söz konusu edebiyatçı bu konuda aşırı görüşler beyan ederek bu konunun bilimler arasından çıkarılması gerektiğini öne sürdü. Şehirlerin ulaşım yollarının bulunması konusunu. Ülkeler arasındaki mesafelerin ne kadar olduğunu bilmeye hiç de gerek yoktur dedi. Hiç de gerek yoktur dedi. Her zaman böyle marjinal tipler olur. Evet. Ben onun bu konuşmasına hayret ettim. Aslında bunda hayret edilecek bir şey de yoktu. Bak bu tespiti de çok önemli. Evet. Çünkü insanların zevkleri değişik, yönelimleri farklı olabilir. Denildiği gibi bunun tartışılmasına da gerek yoktur. Yani o günden insanların zevklerinin ve eğilimlerinin tartışılmasına gerek olmadığını söylüyor. Ancak bunun genelleştirilmesi yerine insandan insana değişeceğini söylemek daha doğru olur. O kişi ile zamanımızda Farsçayı ve Arapçayı tercih ederek failin merfu, mef'ulü mansup olması gibi dil bilgisiyle ilgili konulara ne gerek var? Şeyden yakalıyor. Ben asla Arapça bilmeye ihtiyaç duymam diyenler arasında hemen hemen hiçbir fark yoktur diyor. Arapça bilmediğin zaman dini bilmiyorsun. Dini bilmediği zaman ilimlerden haberim yok. Ben o kimselere neden hayret etmeyeyim? Onlar Allah Teala'nın şu ayetlerini okuyorlar ve gereğini yerine getirmiyorlar. Şimdi onlara verdiği cevap da burada evet. çok önemli. Yeryüzünde gezin ve yalancıların akıbetinin nasıl olduğunu görün. Nas suresi 36. Ya. ayet. Yeryüzünde gezmezler mi ki? Burada kendilerinden... bir tarih felsefesi de ortaya koyuyor hocam. Tarih felsefesi de ortaya. Tabiat felsefesi evet. de ortaya koyuyor. Yeryüzünde gezmezler mi ki kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Fatır suresi 44. ayet. Kullarımı geceleyin yürüt, şüphesiz siz izleneceksiniz. Yine Duhan suresi evet. 23. ayet. Gecenin bir yarısında ailenle beraber yürü. Kur'an'dan hep. Ve ibret almak için hacca gitmek, gazaya katılmak, hicret, meşaklıklı yolculuklar olmadan elde edilmesi mümkün olmayan ve unutulmaması gereken dünyadan payına düşeni aramak. Bu çok önemli. Ya. Dünyadan payına düşeni ara. Dünya nimetlerini hor görme, yok sayma. Ve diğer ilgili işlerle ilgili ayetleri de okuyorlar ama ne yazık ki gereğini yerine getirmiyorlar. Bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyorlar. Sonra bununla ilgili daha birçok örnekler verdikten sonra kıblenin niçin bilinmesi gerektiği noktasında da yine bu kitabında duruyor. Hı hı. Ve oradaki tespitleri de çok ilginç. Diyor ki İslam bütün dünyaya yayıldı. Egemenliği en uzak doğudan en uzak batıya kadar ulaştı o günün dünyasında.
İnsanları İslam'a davet etmek ve namaz kılmak için herkes kıble yönünü bilmeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle ben de kıble istikametini bulmak ve yanlışsa düzeltmek konusunda yaptığım çalışmalarımın ahirette karşılığını bulamayacağımı ve bu dünyada da iyi karşılanmayacağıma dair görüşlere itibar etmiyorum. Hocam bu bir tam bir medeniyet tasavvuru. Şimdi bu zaman yani toplumun belli bir tırnak içinde bu batıdaki kullanımından bağımsız, objektif olarak söylüyorum. Belli bir karmaşıklık düzeyine erdikten sonra yani medeniyet. Evet. Medeniyet haline geldikten sonra nasıl zaman konusunun da daha karmaşık ve ince hesaplarla hesaplanmasına ihtiyaç duyulduğunu ve insanların dini boyutuyla zaman arasında bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Bir onun. Yani ona yani çok önemli bir nokta. Davet ediyor. Evet. Ben Batlamyus'un coğrafya kitabında Ceyhani ve diğerinin ülkeler ve yollarla ilgili eserlerindeki görüşlerinin farklı kısımlarını birleştirerek anlaşılmaz olan yönlerini kolayca anlaşılır hale getirerek bu fenni geliştirmeye çalıştım diyor. Yani coğrafyayı ve astronomiyi. Bunun için gidenlerden dinleyerek veya görenlerden işiterek ülkelerin yerlerini ve mesafelerini düzelttim. Bu konuda ihtiyatlı davranarak görgü tanıklarının tanıklıklarını karşılaştırarak güvenilir bilgi elde etmeye gayret ettim. Yani bir tek kişi şurası böyledir dedi, ben ona inandım. Bu hocam da olsa ona inandım demiyor. Farklı bu da bir araştırmacı kişiliğin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Gösteriyor. Evet, bir metodoloji şeyi var aslında. Bu amacımı gerçekleştirirken kimilerinin yaptığı gibi ne mal, mülk ne de makam ve mevki peşine düştüm diyor. Oo. Yani hocam, bu dünyaya tamamen bir perva bakan ve hiç ilgi göstermeyen bir zihniyet yapısının bir ifadesi. Bilim adamının özgür düşünce yani ve Müslüman bilim adamı evet. Diyelim bunu çünkü tabii. Yani bu Müslümanın da vasfı, bilim adamının da vasfı. Yani. Evet. Şimdi bu maksatla ezbere değil, yazılı olarak ülkelerin enlem ve boylamlarını tespit etmek üzere yarı çapı 10 zira olan bir küre yaptığını bildiren bir runi, bir küre yapıyor, yarı çapı 10 zira, 10 kol büyüklüğünde. Ben onlardan emin olmak ve güvenilirliğine kani olmak için ezbere değil kaydederek zapt altına almaya özen gösterdim. Yani öyle ezbere laf söylemiyorum. Ve bunlara güvendim. Fakat anlattığım gibi başıma gelen ani bir felaket bütün çalışmalarımı aldı götürdü ve dün sanki olmamış gibi oldu dediği şey Gürcen şeylerle Ceyhun'un sağ tarafında bulunan Ürgençlilerle Gürgençlilerin mücadelesi yani Harizmşahlar mücadelesinde Harizmşah Ali İbn Mesud'un öğrencisi olması hasebiyle çektiği çilelere atıflar yapıyor. Şimdi buradan yine biraz daha uzatacağım bu şeyi. Çünkü dünyanın durumuyla ilgili olarak bilgi vermeye başlıyor. O günkü dünyanın durumu. Dünyanın ilgili olarak bize sadece iki tarafı sonlu olsa da oluşması için uzun zaman gerektiren örnekleri gözleyebildiğimiz şeyleri bilebiliriz. Yani başlangıcı ve sonucu olan şeyleri bilebiliriz. Söz gelimi, taşlaşmış çamur ve kumun birleşmesinden oluşan değişik renklerdeki küçük ve düz taşlardan meydana gelen yüce dağları uygun olarak düşünüp bakılması gereken yerden bakanlar bilirler ki kum ve çakıllar düşerek veya sürtüşerek kırılıp ufalan taşlardan ibarettir. Evet. Bu taşlardan. Daha sonra bunların üzerinde yeller eser, sular akar ve böylece sürtüşmesi devam ederek çürür. Çürüme köşelerinden ve yan taraflarından başlar, sonra ufalıp küçülürler. Yani kaya parçaları, evet. Taş parçaları. Bunları iyice anlattıktan sonra bunda soğuğun da etkisini söylüyor. Sonunda diyor ki yeryüzünde
tabiatta sürekli bir değişim var diyor. Sürekli bir gelişim var diyor. Karalar denizlere dönüşür, denizler karalara dönüşür diyor. Mesela diyor, Arabistan Yarımadası eskiden büyük bir denizdi diyor. Oraya gitmiş değil. Evet. Eskiden büyük bir denizdi diyor. Sonra denizler kurudu. Kuraklık neticesinde çöller ortaya çıktı diyor. Onun bir örneği de diyor, bizim Harizm çölüdür diyor. Yani Gürgenc'in çevresinde bulunan çöl, Orta Asya çölü, Harizm çölü. Şimdi diyor, burayı diyor Ceyhun Nehri getirdiği alüvyonlarla burayı hep değiştirdi diyor. Bu çölleri diyor, çöllerde kazıp yerleri kazdığınız zaman diyor, balık kulağına rastlarsınız diyor. Aslında diyor, Harizm Denizi diyor, Harizm Gölü, gölü Aral Gölü yani. Aral Gölü aslında bu bölgelerin hepsi onun içindeydi diyor. Fakat zamanla Arabistan'da olduğu gibi burası da kurudu diyor. Burada da çölleşme oldu diyor. Bu balık kulakları bir zamanlar burada balıkların yaşadığını gösteren delillerdir diyor. Ben bunları da araştırdım, inceledim ve buradan bir neticeye varmaya çalıştım diyor. Tabiatta değişim esastır. Zaman içerisinde denizler kara olur, karalarda deniz olur diyor. Bir cümle bile bitireyim, sen yine sor. Evet, sağ olun. Aral Denizi bugün biliyorsun çok küçüldü. Bundan 50 sene evveline göre çok daha az yer kaplıyor. Demek ki bir müddet sonra oranın da çölleşmesi mümkündür. Burada bir şeye dikkatinizi çekmiyor mu? Çevre meselesine. Daha o günden çevre meselesinin önemini Biruni fark etmiş ve bize anlatmış bulunuyor. Evet, siz yani bir şey soracaktınız. Yani şeyi söyleyecektim. Tabiattaki değişimle toplumsal değişim ve medeniyetteki değişim arasındaki ilişkilendirmeleri önemli hocam, çok önemli. Birlikte ele alıyor. Yani medeniyetteki her ikisini birlikte kaymaları alıyor, işte bunu medeniyetin oluşumuna bağlıyor. Oluşumuna ve yer değiştirmesi, yer aynı zamanda. Evet. Oradaki değişikliklere göre yer değiştirmesini şimdi ortaya koyuyor. Arapların şimdiki çöllerinin yerinin deniz olduğunu zamanla Yemen'deki yüksek dağlarda dağlarda yaşamış olmaları gerekir diyor Arapların. Arab-ı Aribe denen bu ilk Arap kavimlerinin ünlü Arimseli gelmeden önce oradaki dağların arasında setler inşa ettiklerini ve Me'rib Seddi iki yanında bahçeler yaptıklarını, ancak Arim denilen büyük selin onları yıkıp yok ettiğini ve buradaki bayındırlığı ortadan kaldırdığını, dolayısıyla böylece Arap Yarımadası'nın nasıl çölleştiğini bir de somut örnekleriyle veriyor. Yani bu tarihte Arab-ı Aribe ve Arim Seli çok meşhurdur. Şimdi diyor ki, bunu oradan aldığı örnekle kalmıyor. Bu sefer biraz önce bahsettim ama kendisi daha detaylı bahsediyor. Şeye getiriyor, Harizm Çölü'ne getiriyor. Diyor ki, ortasına balık kulağı bulunduğu bu taşların benzerini biz Cürcan ile Harizm arasındaki kum çöllerinde de görüyoruz. Burası eskiden küçük bir göl gibiydi. Çünkü Ceyhun, yani Bel Nehri'nin yatağı, Hazar Denizi'nde Belhun diye bilinen şehre kadar buradan geçmekteydi. Nitekim Batlamyus coğrafyası kitabında Ceyhun'un döküldüğü yerin Arkanya, yani Cürcan Denizi olduğunu bildirmektedir. Evet. Bizimle, bak Batlamyus kitabında şeyde bunu söylüyor. Bizimle Batlamyus'un zamanı arasında 800 yıla yakın bir süre geçmiştir. Şimdi tezini desteklemek için bir süre geçmiştir. O zamanlar Ceyhun Zem şehri ile Amuye şehri arasında bugün çöl olan yerden geçmekteydi. Belhun'a kadar olan yerlerdeki köy ve kasabaları bayındır kıldıktan sonra Cürcan ve Hazar denizine dökülmekteydi.
Daha sonra nehrin yatağı tıkandı. Yatağı Oğuzların tarafına yöneldi. Ve bugün Aslan Ağzı denilen fakat Harizmliler tarafından Şeytan Kapağı diye bilinen yerdeki dağ Ceyhun Nehri'ni engelledi. Sular birikti ve balçık oluştu. Bu oluşumu da anlatıyorum. Nitekim buranın baş tarafında dalgaların gelip gidişinin izlerinin kalıntıları görülmektedir diyor. O kum şeylerinden dalga kalıntıları görülmektedir. Daha sonra suyun ağırlığı fazla gelip içinde boşluklar bulunan taşları deldiği gibi bir merhale kadar da dağı deldi. Sonra bugünkü Kömürlük denilen yerden bir geçit bularak Farab tarafına yöneldi ve o bölgeyi imar etti. İnsanlar nehrin iki yakasında 300 kadar şehir ve köy inşa ettiler diyor. Yani Farab'ın, Otrar'ın, yani bugünkü bizim şeyimizle Türkistan'ın nasıl müreffeh hale geldiğini bunun detaylarıyla anlatıyor. Şimdi Nil Nehri ile Kızıldeniz arasında da benzerlikler kuruyor. Bak o günden söylediği. İranlıların Mısır işgal ettiklerinde Nil ile Kızıldeniz arasında bir kanal yapmak istediklerini, 1000 sene evvelden değil, İranlıların işgali milattan önce kaç 5. 6. yüzyıl. Ve başaramadıklarını, daha önce burayı istila eden Romalıların da benzer bir girişimde bulunduğunu bildiren Biruni, Fars, Sicistan ve Horasan arasında Kerkes diye bilinen çölde eski uygarlıkların pek çok kalıntılarının yer aldığı tümsekler bulunduğunu, Batlamyus'un buraya Harabe Kirman, yani Kirman dediğini bildirerek şöyle der. Farsların anlattıklarına göre beldelerin en mamurları buradaymış. Kirman bölgesindeymiş, şimdi çöl ortasında. Sicistan havalesinden kaynaklanan bine yakın su kaynağı birleştirilmiş. Türk olan Efrasiyap bu gözleri kazdırmış ve bunun üzerine sular kaybolup gitmiş. Bunun sonunda bölge harap olmuş diyor. Efrasiyap Oğuz Kağan olarak bizim bildiğimiz kişidir. Buradan Basra'ya gidiyor, Nisabur'a gidiyor. Yani İran'dan şey yapıyor. Sonra Tevrat'tan örnekler veriyor. Çok daha, çünkü tek şeyden değil. Suyun moleküllerinin birbirine bitişik ve yapışık olup birbirine tutunduğunu, toprağın parçalarının ise birbirine bitişik ve yapışık olup birbirine tutunduğunu belirten Biruni, toprağın parçaları zorunlu olan birbirine tutulma halini kaybedecek olursa merkezin etrafında dönmeye başlar. Bu da jeosantrik, yer merkezli dünya ile ilgili şeyleri ver. Sonra diyor ki Tevrat'ta dünyanın yaratıldığına dair bilgiler veriliyor diyor. Hatta diyor zaman, İşte Tekvin kitabında birinci gün, ikinci gün yaratılışını anlatılıyor ya. Evet. Hatta diyor tarih de veriliyor diyor. Kur'an-ı Kerim böyle şeylere girişmez diyor. Çünkü bu bilgiler diyor tecrübeye ve yeterli belgelere dayalı bilgiler değildir diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim hiçbir konuda kesin tarih vermez diyor. Tarih vermek bağlayıcıdır diyor. Bu yüzden Tevrat kesin tarih verdiği için diyor, sonunda bugünkü bizim bilgilerimiz Tevrat'taki bilgilere ters düştüğü için biz Tevrat'ın o bilgilerine karşı çıkıyoruz diyor. Şimdi burada bilimci Kur'an şeyine de karşı çıktığını. Kur'an üzerinde yok diyor. Kur'an, yani Kur'an bilim kitabı değil. Bilim kitabı bilim, değildir bilim, diyor. Evet. Yorum ama da şey değil. Ama bilim konusunda kesin neticeleri vermez diyor. Şimdi Batı Rönesans'a nasıl geldi? Kutsal kitabın metinlerinin, orada anlatılanların yeterince tarihsel gerçekliğe uygun olmadığını gördüler. Ve ondan İslam düşünürlerinin eserlerinden istifade ederek yeni bir
mantalite, yeni bir zihniyet yapısı oluşturdular. Ondan sonra geldiler. Evet. Şimdi Biruni o günden bunu söyleyerek şunu demek istiyor. Yani Kur'an'ın açıkça belirtmediği hükümlerden ahkam çıkarmayın. Bu da bugünkü ilahiyatçılar için son derece önemli bir şey. Çünkü bazıları böyle ahkam çıkaran yollara gidiyorlar. Bundan sonra bundan sonra artık yaptığı ölçümlerin demin burada gösterdiğimiz geometrik şekillerle nasıl olduğunu alfabeden aldığı harflerle tıpkı matematik ve geometride olduğu gibi anlatıyor, duruyor. İşte şurada gördüğünüz gibi hep harfler ve bir şey bu ölçüm metodu üzerinde daha sonraki bir konuşmamızda duracağız. Çünkü modern matematik, geometri ve astronomi bilginleri bunları çok farklı biçimde değerlendiriyorlar. Şimdi bu biz Kanun-u Mes'udi'de küresel bir gökyüzü ve yeryüzü tarihini gördük. İnsanlık tarihini gördük. Şeyde ise Tahkik-u Mali'l Hint'te ise kendisinin bizzat yaşadığı olaylardan hareketle dünyadaki oluşumları anlattığını gördük. Şimdi enteresan bir kitabı daha var. Ki bu kitap çok ilgi toplamıştır. Kitabın adı El Asarül Bakiye Anil Kurunil Haliye. Evet. Türkçe'ye de tercüme edildi bu kitap. Hı hı. Geçmişten kalanlar diye. Şimdi burada bir tarih felsefesi kuruyor Biruni. Bu tarih tezini geometrik çizimlerle, tarihsel karşılaştırmalarla, mukayeselerle değişik milletlerin tarihinden aldığı örneklerle aktarıyor. Burada bu geçmiş milletlerin yaptığı şeylerin önemine de vurgu yapıyor. Hatta dikkat çekici eserlerin başında geliyor bu eser. Gece ve gündüzün başlangıcı, ayların ve yılların mahiyeti hakkında kısa bilgiler verdikten sonra Perslerin yani İranlıların, Soğutluların, Harezmlerin, Yunanlıların, Yahudilerin tarihleri ve takvimleriyle ilgili çok dikkat çekici, zamanına göre çok iyi tasarlanmış ve yoğun bir emek mahsulü olan çizelgelerle bilgiler sunuyor bu kitabında da. Yani sadece bir tarih olayını anlatmıyor. Çizelgeler veriyor. Bu çizelgelerin hepsi son derece anlamlı ve değerli. Bu Asar-ı Bakiye bizde 1900'lerde yine bir Türk bilim adamı tarafından aynı isimle yeni bir astronomi kitabı kaleme alınmış, ondan ilham alınarak. 1870'lerden itibaren Biruni'nin eserleri dikkat ve ilgi çekmeye başlıyor. Farklı dillere de çevriliyor bazıları. Çünkü Orta Asya Ruslar tarafından işgal ediliyor. Ruslar Orta Asya hakkında bilgi almak istiyor. Buradaki insanlara yanaşmak istiyorlar. Ve dolayısıyla burada iki tane sembol ismin üzerinde duruyorlar. Birisi Farabi, birisi de Biruni. Biruni onların daha çok ilgisini çekiyor. Çünkü Farabi metafizik ağırlıklı bir felsefi yaklaşıma sahip olduğu için Ruslar buna özellikle Sovyetler döneminde buna pek itibar edilmiyor. Hatta bunu ilkel gericilik saydıkları için buna değer vermiyorlar. Ama Biruni'nin eserlerine değer veriyorlar ve hemen hemen hala bizim Türkçemize tercüme edilmemiş olan birçok eserini Rusçaya
tercüme ediyor. Asar da çevrilmiş. Efendim asar da çevrilmiş. Asar da çevrilmiş, evet. Şimdi bir dördüncü kitabına geldik. Dört değil mi? Evet. Dördüncü kitabı Tahkik-ü Malil Hint. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var hocam. Oraya geçerken şunu söylememe müsaade edin lütfen. Buyurun. Biruni, siz de aslında zaman zaman farklı kelimelerle ifade ettiniz. Bütün bu tabiat bilimleriyle ilgili, fizikle ilgili, astronomiyle ilgili, matematik, kimya vesaireyle ilgili, tıpla ilgili hakeza çalışmalarını insandan doğrudan doğruya insanla, toplumla, tarihle, medeniyetle ilişkilendirmeye dikkat ediyor. Doğru. Yani orası önemli. Ya salt, ya şöyle şimdi... Bilgi üretmek için bilgi değil yani. Bağımsız, evet. Yani soyut bir şey değil yani. Yaptığı değil. Şey soyut evet. değil. O yüzden de mesela bu kitabında da yani tahditte de, asarda da onun bir tarih felsefesi yaklaşımını görüyoruz. Yani aynı şeyi işte tahkikte de zaten görüyoruz. Birbiriyle bağlantılı. Bunlar zaten çok önemli. Yine aynı şekilde anlatacaksınızdır belki. El Cemahir'de de. Buna da geleceğiz. Oraya geleceğiz. O da yani çok önemli. Bir şey var. Hep bir bağlantı var burada. Başlangıçta bir medeniyet kurgusu evet, var. Bir medeniyet kurgusu. İşte o işte bak. Şimdi siz var. Orada medeniyet bilgini demişsiniz ya kitabın başına. Tam oturan bir şey bu. Evet. Yani gerçekten onu vurgulamak lazım. Bir toplum, bir medeniyet canlı bir organizma gibi nasıl doğar, nasıl gelişir ve tabiattaki bir takım değişimlerin de etkisiyle aynı zamanda insanların ahlaki durumları, insanların medeniyet ve bilim bakış açısı perspektifleri ve seviyelerine göre de çöküşleri üzerinde de aynı şekilde ayetlere de başvurarak o toplumsal yasalardan ve fizik yasalardan da bahseder. Evet. Yasa şeyini de kullanır, kanun evet. şeyini kullanır yani. Evet, evet. Evet hocam. Şimdi Biruni'nin bir farklı tarafı muhtelif alanlarda farklı ama çok özgün eserler üretmiş olması. Demin tahditte söyledik. Şeyde Asar-ı Bakiye'de az üzerinde durduk. Çünkü Asar-ı Bakiye onun ilk eserlerinden. Tabii. Daha şeydeyken, Rey'de iken veya Cüzcan'da iken yazdığı eserlerden. Bu tahdit... Yani 28 yaşında falan o yazdığı zaman. Kadar, o zamanlar, belki evet. o kadar bile değil yani evet. yaşını bile evet. Hatırlamıyorum ben. Şimdi Tahkik-ü Malil Hint'de gelince burada Biruni önümüze çok farklı bir medeniyetin kapılarını açıyor. Yani bir Müslüman alimi, evet. İslami ilimlerde bu kadar mahir olan, dini şey bu bilgileri yani pozitif bilgilerde bu kadar mahir olan bir adam irrasyonel ve çoğunluğu bize yabancı ve garip gelen bir dünyanın, Hint kültürünün en derin şeylerine, damarlarına uzanmaya çalışıyor. Bu da çok ilginç. Şimdi bildiğimiz gibi Gazneli Sultan Mahmud Biruni'yi Gazni'ye getirdiği zaman ona başlangıçta çok itibar etmedi. Evet. Fakat çalışkanlığını ve eserlerini görünce çok itibar etti. Ve Hint seferlerine onu da yanına aldı, götürdü. Bu benim nazarımda İskender'in Hint seferine çıktığı zaman dünyada topladığı bilgi birikimlerini İskenderiye'ye gönderip oradan Aristo'nun önüne sermesi gibi Gazneli Sultan Mahmud da Hindistan hakkında bilgi toplamak üzere Biruni'yi de beraberinde götürdü. Ama Biruni Hindistan'a gezmek için gitmedi. Yani savaşmak için de gitmedi. Savaş şeyi de yok. Her zamanki araştırmacı kişiliğini devreye soktu işte yani. Önce öyle yani. Bu Hintlilerin farklı bir dünyaları olduğunu, farklı bir kültürleri olduğunu, bizimle örtüşmeseler de onların kendilerine has bir bütünlük arz eden
dünyaları olduğunu gördü. Hocam şöyle, şimdi siz anladım ki bu kitaba tahkike tam dalacaksınız, gireceksiniz. Bence bunu haftaya bırakalım, müsaade ederseniz. Tamam. O daha giriş bile olmadı. Bunları toparlayalım etkili bir şekilde inşallah. Haftaya hem bu kitaba hem de yine devamında diğer çalışmalarına. Modern bilim adamlarının, evet, Biruni'nin eserleri üzerindeki değerlendirmelerle de yer devam verelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Zaman doldu, doldu mu yine? Evet. Onun için bunu söyledim zaten. Değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Allah'a ısmarladık.